Anadolu Sigorta. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bu şirketin tam adı. 15-10-1993 yılında borsada işlem görmeye başlamış. Anadolu Sigorta da 1 Nisan 1925 yılında İş Bankası tarafından kurulmuş bir firma. Firma 1983 yılında 17 ayrı güvenceyi bir arada sağlayan paket sigortalar dönemini başlatmış. 86'da elektronik cihaz sigortasını başlatmış. Ta bu cep telefonlarından yaklaşık 10 yıl öncesinde. 1987'de zirai sigortayı başlamış. 86'da da hukuksal sigorta poğaçaları kesmeye başlamış. Bunların hepsi ilk Türkiye'de. Dolayısıyla Anadolu Sigorta bu sigortacılık konusunda hep ilkleri yapmış Türkiye'de. Anadolu Sigorta'nın %57'si Milli Reasürans şirketine ait. %17'si de halka açık. Biliyorsunuz Milli Reasürans da İş Bankası şirketi. Daha doğrusu genel olarak baktığımızda Milli Reasürans'ın %87,6'sı İş Bankası'na ait. Anadolu Sigorta'da Anadolu Sigorta'nın sahibi de Milli Reasürans şirketi olduğu için İş Bankası Anadolu Sigorta'yı da kontrol ediyor. Dolaylı olarak. Arkadaşlar sigortacılık sektörü bu yıl altın yılını yaşıyor. Ancak 2024 için bu sektöre karşı bir korku var piyasada. Yani bildiğimiz gibi hiçbir şey sürekli yükselemez, sürekli de düşemez. Borsamız da sürekli düşmeyecektir. Sigorta primleri de sürekli yükselemez arkadaşlar. Bir şekilde bir yere çarpacaktır bu. İnsanlar yükselen sigorta primleri ışığında artık yavaş yavaş sigorta primi sigorta almamaya başlayacaklardır. Dolayısıyla bu da düşürecek bir şekilde bu yükselişi. Bir de bu sektör rekabeti çok olan bir sektör. Mutlaka fiyat kırımları yaşayacaktır arkadaşlar. Anadolu Sigorta'nın piyasa değeri bölü defter değeri oranı 3,26, fiyat kazanç oranı da 7,63. Yani bu fiyatlarda şirket kendi kendisini aşağı yukarı 7,5 senede satın alıyor arkadaşlar. Hisse senedinin grafiğine baktığımızda hisse senedi fiyat desteğine çekilmiş durumda şu anda. Destek de gayet güzel çalışıyor. 53'lerde, 54'te bir desteği var. Benim kanaatime göre Anadolu Sigorta bu desteği kırsa bile 46'nın altına gelmez. Hani 46-47 liraların altına gelmez. Enflasyonla dikkate alırsak bu 46 lira her gün biraz daha yükseliyor. Yani bu şekilde düşünebiliriz bu firma hakkında. Bu Anadolu Sigorta kâr eden, iyi yönetilen bir şirket. 2024 yılında da benim kanaatimce en az enflasyon kadar getiri sağlayacaktır. Yatırım yaparken bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim sizlere.